Ebu Bekir, R.A. İslam dininin Peygamber Efendimiz'den sonra ikinci büyük şahsiyeti Hz. Ebu Bekir'dir, R.A. İslam davası uğrunda eşsiz bir fedakarlık örneği ve sadakat timsali olmuştur. Hayatı baştan sona ahlak, fazilet ve yüce insanlık örnekleriyle doludur. Hz. Ebu Bekir, R.A. henüz peygamberlik güneşinin dünyamızı aydınlatmadığı o vahşet devirlerinde bile içi aydınlık bir şahsiyettir. Hayatında bir kere olsun cansız ve şuursuz, ne kendilerine ne de başkasına fayda ve zarar veremeyen putlara tapma gibi bir bedbahtlığa düşmemiştir. İçki, kumar gibi cahiliye adetlerine iltifat etmemiş, yaratılıştan yüksek ruhlu biriydi. Mekke'de herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kimseydi. Zengindi, itibarlıydı. Ticaretle meşgul olurdu. Düşkünlere yardım etmeyi severdi. Hz. Ebu Bekir ticaret sebebiyle çeşitli ülkelere gidip gelen, kültürlü ve araştıran biriydi. İçinde bulunduğu devrin insani değerler bakımından tam bir çöküş hali yaşadığını biliyor ve hissediyordu. Bir bekleyiş içindeydi Hz. Ebu Bekir. Düştüğü vahşetten insanlığı kurtaracak bir kurtarıcının bekleyişi içindeydi. Aslında dikkatli ve düşünen insanlar için bir hidayet nurunu haber veren, gelmesinin yaklaştığına işaret eden hadiseler de yok değildi. Hz. Ebu Bekir gibi ciddi şahsiyetler, Hz. İbrahim'den A.S. kalan tevhid dinine inananlar da, bu nurun bekleyişi ve hasreti içindeydiler. Bunlardan biri de Kus bin Sa'id idi. Kus bin Sa'id, edip ve şair biriydi. Allah'ın birliğine ve öldükten sonra yeni bir hayatın başlayacağına inananlardandı. Bir gün bu zat, içlerinde Hz. Ebu Bekir ile Peygamberimizin de bulunduğu bir topluluğa şöyle bir konuşma yapmıştı. Yemin ederim ki, Allah katında bir din vardır. O din, bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Allah'ın göndereceği bir peygamber vardır ki, gelmesi pek yakındır. Gölgesi başımızın üstüne gelmiştir. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman eder. Ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta ise, yazıklar olsun. Kus bin Sa'id'in haber verdiği bu müjdeye mazhar olacak olan da, Hz. Ebu Bekir'in en samimi dostu ve arkadaşı Hz. Muhammed idi, A.S.M. Hz. Ebu Bekir en çok onunla olduğu zamanlar huzur buluyor, onunla sohbet etmeyi tercih ediyor ve en çok ona güveniyordu. Ticaret için Mekke'den bir müddet ayrılacak olsa, döndüğünde ilk ziyaret edip sohbet etmek istediği zat Hz. Muhammed'di, A.S.M. Bir gün Hz. Ebu Bekir, rüyasında bir ayın gökten süzülerek Mekke üzerine indiğini, sonra bölünerek parçalarının şehrin bütün evlerine dağıldığını, daha sonra da toparlanıp kendi evine girdiğini görmüştü. Gördüğü bu rüya kendisini oldukça heyecanlandırmıştı. Rüyasını Mekke'de bulunan bazı ehli kitap alimlerine sordu. Onlar da beklenen peygamberin yakın bir zamanda Mekke'de çıkacağını, kendisinin de ona uyma bahtiyarlığına erenlerden olacağını, hatta hayatındayken onun en yakın veziri olacağını söylediler. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'den birkaç yaş küçüktü. Babasının adı Osman'dı, fakat lakabı olan Ebu Kuhaf ile meşhur olmuştu. Annesinin adı ise, bütün iyiliklerin anası, manasına gelen Ümmül Hayır idi. Hanımının ismi Zeynep, künyesi de Ümmü Rüman'dı. Bundan önce Kuteyle ile evliydi, Ümmü Rüman'ın vefatından sonra da Esma binti Ümeyz ile evlendi. Hz. Ebu Bekir'in üçü kız, üçü de erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi, bunlar Hz. Ayşe, Abdullah, Esma, Abdurrahman, Ümmü Gülsüm ve Muhammed, R.A. idi. Mekke, Hz. Muhammed'e gelen peygamberlik haberiyle çalkalanıyordu. Kitaplarında, yeni bir peygamberin geleceği, haberini okuyan bir kısım Yahudiler ve Hristiyanlar bile, bu haber karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Müşrikler ise, peygamberlik gele gele içimizden bir yetim ve kimse size mi gelecekti? Kabilemizin ileri gelenlerinden birisine gelmeli, değil miydi? Diyerek buna karşı geliyorlardı. Bilhassa müşrikler, tapmış oldukları putların peygamberimiz tarafından kötülenmesini bir türlü hazmedemiyorlardı. Hz. Ebu Bekir bu sırada, ticaret maksadıyla gitmiş olduğu Yemen'de bulunuyordu. Mekke'deki bu son gelişmelerden habersizdi. Döndüğünde, Ebu Cehil ve Utbe bin Muayt olmak üzere, Kureyş ileri gelenleri hemen etrafını sardılar. Çünkü Hz. Muhammed'in en yakın arkadaşının o olduğunu biliyorlardı. Aslında, arada Ebu Bekir olmasaydı, Peygamberimizi susturmak için çoktan kuvvete başvuracaklardı. Hz. Ebu Bekir, hayrola, dedi, bir haber mi var? Ben yokken bir şeyler mi oldu? Evet, hem de pek büyük bir haber var.
Ebu Talib'in yetimi Muhammed, peygamberlik iddiasına kalkıştı. Bunu bizzat kendisi mi söyledi? Evet, kendisi söylüyor ve durmadan putlarımızı kötüleyip duruyor. Demek kendisi söylüyor ha. Kendisi söylüyorsa doğrudur, dedi ve, şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Evimde, dediler. Hemen kalkıp doğruca peygamberimizin yanına gitti. Bunu bir de kendisinden duymak istiyordu. Çünkü o biliyordu ki, Hz. Muhammed, hayatında hiç yalan söylememişti. Bunun için halk kendisine, Muhammedül Emin, diyordu. Hz. Ebu Bekir heyecan içinde doğruca peygamberimizin huzuruna gitti. Peygamberimiz kapıyı kendisine açtığında tebessüm ediyordu. Çünkü kendisine inanacak yegane şahsın Ebu Bekir olacağından emindi. Ey Ebu Kasım, dedi, peygamberlik iddiasında bulunduğun doğru mu? Evet, ey Ebu Bekir. Ben, sana ve bütün insanlara alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. İnsanları bir ve tek olan Allah'a inanmaya, putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Hz. Ebu Bekir bu davet üzerine bir an bile duraklamadan. Ben şehadet ederim ki ey Muhammed, sen, bir olan Allah'ın elçisisin. Dedi. Böylece Hz. Ebu Bekir, erkeklerden ilk Müslüman olma şerefine sahip oldu. Hz. Ebu Bekir gibi, kavmin güvenilir, itibar edilir ve ileri gelen birisinin Müslüman olması, Hz. Ayşe'nin ifadesiyle, peygamberimizi dünyada en çok sevindiren hadiselerden biri olmuştur. Bu hadise, Hz. Ebu Bekir'in şeref ve faziletini tek başına ifade etmeye yetecek bir hadisedir. Nitekim daha sonra bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ebu Bekir'den başka İslam'a davet ettiğim herkes, önce bir şaşkınlık ve tereddüt geçirdi. Fakat Ebu Bekir, kendisine İslam'ı anlattığımda ne tereddüt geçirdi, ne durakladı. 1. Hz. Ebu Bekir zaten hazır olan gönlünü ve fikrini İslam'a açıverdi. Artık aradığı ve beklediği ilahi gerçeklerin feyiz ve heyecanına kendini bütünüyle verdi. Resulullah'ın yanından ayrılmıyor, yeni gelen ilahi vahiyleri dinlemek için can atıyordu. Ezeli ve ebedi hakikatleri kalbine doldurdukça yerinde duramıyor, bunları kainata haykırmak, ilan etmek ve başkalarının da bu ilahi feyiz ve kurtuluşa ermesi aşkıyla yanıyordu. Ebu Bekir'in, R.A. Müslüman olduğunda 40 bin dirhem serveti vardı. Hepsini İslam davasına harcanmak üzere Peygamberimizin emrine verdi. Hz. Ebu Bekir bir yandan fikriyle, ikna ve ispat kabiliyetiyle İslam'ı durmadan tebliğ ediyor, diğer taraftan da fakir Müslümanlara maddi yardımlarda bulunuyordu. Onun vasıtasıyla Mekke ileri gelenlerinin pek çoğu İslam'a girme şerefine ermiştir. Bu zatların bir kısmı şunlardır. Hz. Osman, R.A. Talha bin Ubeydullah, R.A. Sa'd bin Ebi Vakkas, R.A. Ebu Übeyde bin Cerrah, R.A. Zübeyir bin Avvam, R.A. Abdurrahman bin Avf, R.A. Nokta nokta nokta. Bu zatlar, hayatta iken cennette müjdelenen 10 kişiden 6'sını teşkil etmektedir. Ayrıca Osman bin Mazun, R.A. Ebu Seleme, R.A. Erkam bin Ebi Erkam da, R.A. yine onun vasıtasıyla İslam'la şereflenenlerdendir. Hz. Ebu Bekir'in yardım ve gayretleriyle İslam davası gün geçtikçe Mekke ufuklarındaki karanlıkları dağıtmaya başlamıştı. Her geçen gün yeni kimseler ilahi nurun cazibesine kapılıyordu. Bu arada müşrikler de boş durmuyor, yeni Müslüman olanları vazgeçirmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. İslam yayıldıkça tedbirlerini artırıyorlar, söz ve alayla mani olmaktan vazgeçip maddi kuvvet kullanmaya başlıyorlardı. Müslüman olanları yakaladıkları yerde bayıltıncaya kadar dövüyor ve işkence ediyorlardı. Hz. Ebu Bekir'in de gayretleriyle, peygamberin yüce davasına uyanların sayısı 38'i bulmuştu. Müslümanlar imanlarını kuvvetlendirip ibadetlerini rahatlıkla yapabilmek için, Hz. Erkam'ın evinde gizlice toplanmaya başlamışlardı. Yine bir gün, giriş çıkışı emniyetli olan bu evde toplanmışlardı. Aralarında Hz. Ebu Bekir de bulunuyordu. Tevhid davasını müşriklere açıkça ilan etmek için Resulullah'tan A.S.M. izin istemişlerdi. Resulullah evvela henüz az olduklarını ifade buyurmuşsa da, Hz. Ebu Bekir'in de ısrarı üzerine izin verdi. Hep birlikte Kabe'ye gittiler. Ebu Bekir, R.A. ayağa kalkıp, orada hazır bulunan müşriklere doğru dönerek konuşmaya başladı. Bir olan Allah'a hamd ederim. Allah'a iman ebedi bir saadettir, inkar ve puta tapmak ise pek kötü bir felakettir. Artık bu manasız cahiliye adetinden vazgeçin. Allah Resulü'nün davetine uyun, dedi.
Müşrikler önce bir şaşkınlık geçirdiler. Fakat hemen ardından toparlanıp Müslümanların üzerine saldırdılar. Hz. Ebu Bekir'i yere yatırdılar, ellerine geçirdikleri şeylerle vurmaya başladılar. Azılı müşrik Utbe bin Rebi'a çivili ayakkabılarıyla yüzünü gözünü kanlar içinde bıraktı. Ebu Bekir'in yakınları yetişip güçlükle kendisini kurtarabildiler. Hz. Ebu Bekir bayılmıştı. O gün akşama kadar baygın halde yattı. Gözlerini açtığında etrafına bakındı ve ilk sözü, Resulullah'tan ne haber oldu? O ölüm baygınlığı içindeyken bile Resulullah'ı soruyor, ona bir şey oldu mu diyordu. Annesinin, evladım bir şey yiyip içmez misin sorusuna yine aynı cevabı veriyordu, Resulullah nerede? Onun durumu nasıl? Annesi bir şey bilmediğini söyleyince, anneciğim, dedi, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git, Resulullah'ın ne halde olduğunu sor. Ümmü Cemil'in, Resulullah'ın iyi olduğu haberini getirmesine rağmen, gönlü tatmin olmuyordu. Mutlaka Peygamberimizin durumunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Onu görmeden bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Bu haliyle bir yere gidemeyeceğini söylediler. Fakat o, mutlaka gidip Resulullah'ı görmek istiyordu. Onu görmeden hiçbir şey kendisine huzur veremezdi. Etraf tenhalaşınca koluna girdiler, Erkam'ın evine götürdüler. Resulullah'ı görünce, anam babam sana feda olsun, ya Resulallah, deyip ağlamaya başladı. Resulullah da kendisini kucakladı, öptü. Onun bu hali dikkatine dokundu ve gözlerinden yaşlar aktı. 2. Hz. Ebu Bekir teslimiyetiyle, bağlılığıyla ve üstün fedakarlıklarıyla, Peygamberimizin nazarında insanların en sevgilisi olmuştu. Peygamber Efendimiz de sık sık evine gider, kendisiyle istişarede bulunur, İslam'ı neşir ve tebliğ hizmetlerinde vesaire işlerde onun fikrini alırdı. Bu beraberlik, başladığı ilk günden, Resulullah'ın ahirete irtihaline kadar devam etti. Ondan bir an bile ayrılmadı. Savaş meydanlarında, hicret esnasında bu beraberlik devam etti. Kızı Hz. Ayşe'yi Resulullah'a nikahlamakla bu yakınlık daha da perçinlendi. Mekke, yeni hidayete gelen Müslümanlara giderek dar geliyordu. Müşriklerin baskıları ise her geçen gün artıyor, işkencelerin ardı arkası kesilmiyordu. Dinlerini ve hayatlarını kurtarabilmek için Müslümanlardan bir grup, Peygamberimizin izniyle Habeşistan'a hicret etti. Geri kalanlar için de ilahi izin gelince, Müslümanlar kafile kafile Medine'nin yolunu tutmaya başladılar. Fakat Peygamberimize henüz hicret izni gelmemişti. Yanından bir an bile ayrılmayan Hz. Ebu Bekir, kendisinin durumunu sorunca, Resulullah acele etme ey Ebu Bekir. Belki Allah sana da bir hicret arkadaşı verir, buyurdu. Artık Ebu Bekir hicrette de Resulullah ile birlikte olacağını anlamıştı. Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Peygamberimizden başka Mekke'de kimse kalmamıştı. Müşrikler, Müslümanların hicret etmesinden de rahatsız oldular. Resulullah'ı kaçırmak istemiyorlardı. Derhal toplandılar. Resulullah'ın vücudunu ortadan kaldırmaya kesin olarak karar verdiler. Ancak Cenab-ı Hak, Habibine Cebrail vasıtasıyla durumu bildirdi. Bu gece yatağında yatmayıp hicret etmesini emretti. Yol arkadaşı olarak da Hz. Ebu Bekir'i tayin buyurdu. Peygamberimiz hemen Hz. Ebu Bekir'in evine gitti. Kapıda karşılaştılar. Hz. Ebu Bekir heyecanlıydı. Anam babam sana feda olsun, ya Resulallah. Bir şey mi var? Dedi. Resulullah, Allah'ın Medine'ye hicret izni verdiğini, kendisinin de beraberinde olacağını söyledi. Ebu Bekir, Resulullah ile birlikte hicret etme şerefine nail olmaktan dolayı sevinç gözyaşları döktü. Peygamberimiz o gece Hz. Ali'yi kendi yatağında bırakıp Hz. Ebu Bekir'le birlikte gizlice yola çıktı. Sev Dağı'na doğru ilerlemeye başladılar. Hz. Ebu Bekir heyecanlıydı, Peygamberimize bir zarar gelmesinden endişe ediyordu. Müşrikler kendilerini fark edip peşlerine düşebilirlerdi. Hz. Ebu Bekir kendisini iyice unutmuş, sadece Resulullah'ı düşünüyordu. Kah önüne geçiyor, kah arkasında kalıyor, kah sağ ve sol tarafına geçerek muhtemel saldırılara siper olmak istiyordu. Gecenin geç vakitlerinde Sev Dağı'ndaki mağaraya ulaştılar. Mağaranın içine hiç insan girmemişti. Haşerat doluydu. Önce Hz. Ebu Bekir mağaraya girdi. Etrafı kontrol etti ve elbisesinin parçalarıyla delikleri tıkadı. Kalan bir deliğe de ayağı gelecek şekilde oturdu. Resulullah da gelip onun yanına oturdu. Mübarek başını mağara arkadaşının dizine dayayarak uyudu. Biraz sonra Hz. Ebu Bekir, ayağında müthiş bir sızı hissetti. Acısından adeta ciğeri yandı. Ama onun fedakarlığının ölçüsüne bakın ki, Resulullah'ı uyandırmamak için yerinden hiç kıpırdamadı.
Fakat acının tesiriyle gözlerinden yaş geldi. Resulullah mübarek yüzüne düşen bu damlalarla uyandı. Ne oldu, ey Ebu Bekir? Dedi. Ebu Bekir. Anam babam sana feda olsun, ya Resulallah. Ayağımı bir şey soktu, dedi. Maddi ve manevi dertlerin dermanı olan Resulullah, mübarek tüpüğünü ısırılan yere sürdüğü anda Hz. Ebu Bekir'in ağrısı sızısı hemen kesiliverdi. Bu büyük fedakarlık karşısında duygulanan Peygamberimiz, duygularını şöyle dile getirdi. Ey Allah'ım! Ebu Bekir'in derecesini kıyamet günü benimle beraber eyle. Müşrikler Resulullah'ı yerinde bulamayınca öfkeden ne yapacaklarını şaşırdılar. Resulullah'ı bulup getirene büyük mükafatlar vaat ettiler. Sabaha karşı, yiğit sürücüler, Peygamber Efendimiz'i bulup getirmek üzere yollara düştüler. Nitekim izlerini bulmakta da gecikmediler. Hatta izleri takip ederek mağaranın kapısına kadar geldiler. Müşriklerin ayak seslerini duyan Hz. Ebu Bekir heyecanlandı. Fakat Resulullah hiç metanetini bozmadı. Ebu Bekir'e, üzülme ey Ebu Bekir, dedi, Allah bizimle beraberdir. İki kişinin üçüncüsü Allah olursa, kimse bir şey yapamaz. Bu söz üzerine Ebu Bekir sakinleşti. Nitekim müşrikler aralarında konuşurken mağara kapısında gördükleri örümcek ağı ve bir güvercin dolayısıyla mağaraya girmekten vazgeçip oradan uzaklaştılar. Kur'an-ı Kerim, Tevbe suresinin 40. ayetinde bu hadiseyi haber verirken, Hz. Ebu Bekir'in şanını da kıyamete kadar yüceltmiş oluyordu. Bu ayette mealen şöyle buyrulur. Ey müminler! Siz Allah'ın Resulüne yardım etmezseniz de Allah ona yardım etmiştir. Kafirler onu yurdundan çıkardıklarında, mağaradaki iki kişiden biri olduğu halde o, yanındaki dostuna, üzülme, diyordu, Allah bizimle beraberdir. Allah böylece onun üzerine emniyet ve rahmetini indirdi, sizin görmediğiniz ordularla onu takviye etti ve kafirlerin davasını alçattı. Yüce olan, Allah'ın davasıdır. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve onun her işi hikmetlidir. Resulullah, sadakat ve fedakarlık timsali Hz. Ebu Bekir'le birlikte, düşman tehlikesinden emin olmak için mağarada 3 gün kaldı. Bu sırada, Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma kendilerine yiyecek getiriyor, oğlu Abdullah da haber ulaştırıyordu. Bütün bunları gece karanlığında yapıyorlar, gün ışımadan da yanlarından ayrılıyorlardı. 3 gün sonra, mağaradan çıkıp İslam tarihinde yepyeni bir devir açan, hicret için Medine'nin yolunu tuttular. Tehlikeli ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştılar. Daha önce oraya hicret etmiş Müslümanlarla birlikte Medineli halk sokaklara dökülerek bu eşsiz misafirleri sevinç gözyaşları içinde bağrına bastı. 3. Hz. Ebu Bekir, Medine'ye hicret ettikten sonra da devamlı Resulullah'ın yanında bulundu. Bütün varını İslam'a vermiş bir insandan zaten başka bir şey beklenemezdi. Sadakat, sevdiği ve bağlandığı şahsa benzemek, bütün varlığını ona adamak ve adeta kendi varlığını sevdiğinin varlığında yok bilmektir. İşte Hz. Ebu Bekir'e erişilmez bir mertebeye yükselten sır budur. Ona, Sıddık dedirten vasfı, Resulullah'a olan bu eşsiz sadakat ve bağlılığıdır. Resulullah'ın söylediği her şeye ne kadar akıl almaz dahi olsa tereddütsüz inanır, iman ederdi. Onun bu vasfını, Resulullah'a ilk duyduğunda iman etmesi gösterdiği gibi, Miraç mucizesini tasdikide ispat etmektedir. Resulullah bir gece Cebrail'le birlikte Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın izniyle yüce alemlere götürülmüş ve aynı gece dönmüştü. Ertesi gün bu eşsiz mucizeyi müşriklere haber vermiş, fakat müşrikler inanmamışlardı. Hatta bir takım yeni Müslümanlara bile Miraç mucizesinin kabulü ağır gelmişti. Bu Müslümanlar doğruca Hz. Ebu Bekir'e gittiler. Yakın ve samimi dostunun anlattıklarından haberin var mı? Dediler, bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini, orada namaz kıldığını, geçmiş peygamberlerle görüşüp göklere çıktığını ve döndüğünü anlatıyor. Hz. Ebu Bekir sadece bir şeyden emin olmak istiyordu. Bunu o mu söylüyor? Siz bu anlattıklarınızı kendisinden mi duydunuz? Evet, dediler, kendisinden duyduk. Hz. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden hemen şu cevabı verdi. O söylediyse mutlaka doğrudur. Ben ona ve Allah'tan getirdiği her şeye iman etmişim. Daha sonra hemen Peygamber Efendimizin yanına gidip, mirağı bizzat kendisinden dinlemek istedi. Resulullah bu büyük mucizeyi anlatınca, Hz. Ebu Bekir şöyle dedi. Yemin ederim ki, sen doğru söylüyorsun. Çünkü sen Allah'ın peygamberisin. Ben buna bir kere daha şehadet ederim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendisine iltifatta bulunarak,
"Ey Ebu Bekir, sen zaten Sıddısın," buyurdu. Ve bundan böyle bu unvan, kıyamete kadar şerefli bir vasıf olarak Hz. Ebu Bekir'in adıyla birlikte anılmaya başlandı. 4. Hastalığı sırasında sahabiler Resulullah'ı sık sık ziyaret ediyorlardı. İçlerinde Ebu Bekir'in de bulunduğu bu ziyaretlerden biri esnasında Peygamber Efendimiz A.S.M. şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak kulunu, dünya ile ahireti tercih hususunda serbest bıraktı. Ama o kul ahireti tercih etti. Bu ifadelerden ilk anda kimse bir şey anlamadı. Yalnız Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin, bu sözle, vefat edeceğini işaret ettiğini anlamıştı. Hemen ağlamaya başladı ve şunları söyledi. Babalarımız, analarımız, çocuklarımız, mallarımız, canlarımız sana feda olsun, ya Resulallah. Peygamberimiz onun bu feraset ve hassasiyetinden dolayı duygulandı ve şöyle buyurdu. Ağlama, ey Ebu Bekir! Eğer Allah'tan başka bir dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i dost edinirdim. İslam kardeşliği ve sevgisi şahsi dostlukların üzerindedir. Sonra da, mescitte Ebu Bekir için açılan kapılardan başka bütün kapılar kapatılsın. Buyurdu. 5. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Peygamber Efendimizin A.S.M. hastalığı, cemaatle namaz kıldıramayacak derecede ağırlaştı. Buyurdu ki, Hz. Ebu Bekir'e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, müminlere 17 vakit namaz kıldırdı. Hatta bir sabah namazında da Peygamber Efendimiz'e imamlık yapma şerefine erdi. Resulullah ruhunu teslim ettiğinde, Ebu Bekir, R.A. başka bir yerdeydi. Halk toplanmış, ağlaşıyordu. Ebu Bekir, R.A. haberi alıp geldiğinde, kimseyle konuşmadan doğruca Resulullah'ın bulunduğu odaya girdi. Yüzündeki örtüyü kaldırdı, alnından öptü. Sonra da tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde şöyle dedi. Bizler Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz. Anam babam sana feda olsun. Sen sağ iken de güzeldin, ölü iken de güzelsin. Cenab-ı Hak sana bu ölüm şiddetinden başka ikinci bir keder vermeyecektir. Takdir edilmiş olan bu ölüm geçidini ise, şimdi atlatmış bulunuyorsun. Fakat ne garip ki, münafıklar, Resulullah'ın ölümü sırasında bile nifaklarından ve bozgunculuklarından vazgeçmiyorlardı. Muhammed, peygamber olsaydı ölmezdi. Diyerek Müslümanların maneviyatını sarsmaya çalışıyorlardı. Hz. Ömer bu söylentilere daha fazla dayanamayarak kılıcını sıyırdı ve Resulullah vefat etmemiştir. Kim böyle bir şey söylerse, şu kılıcımla boynunu vururum, dedi. Bu sırada Hz. Ebu Bekir geldi ve Hz. Ömer'in üzüntü içinde söylediği bu söze karşılık şu manalı konuşmayı yaptı. Allah daha hayattayken Resulüne öleceğini haber vermişti. Evet, Resulullah A.S.M. ölmüştür. Baki olan ancak Allah'tır. Sonra da Ali İmran suresinin şu mealdeki 144. ayetini okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim gerisin geri dönerse şunu iyi bilsin ki, Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir. Devamla şunları söyledi. Allah'ın dini yaşayacaktır. Allah'ın davası tamamlanmıştır. Allah, dinine sarılıp onu yüceltmek için çalışanların yardımcısıdır. Elimizde Allah'ın kitabı vardır. O, bir nur ve şifadır. Allah, Resulünü doğru yola onunla iletmiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler onun içindedir. 6. Hz. Ebu Bekir, Eşhab'ın ileri gelenlerinin yaptıkları konuşmalardan sonra ittifakla, Resulullah'ın halifesi, seçildi. Çünkü herkes onun Resulullah A.S.M. yanındaki yerinin herkesten önde olduğunu biliyor ve takdir ediyordu. Ebu Bekir, R.A. halife seçildiğinin ertesi günü mescidin minberine çıktı ve şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Ben sizin en hayırlınız olmadığım halde size emir oldum. Fakat Kur'an ve Resulullah'ın sünneti bize öğretildi. Bilgimiz varsa ancak bu sayededir. Halifelik hizmetinde benim için bir rahatlık yoktur. Gücüm yetmeyen ağır bir işi elimde olmayarak üzerime almış bulunuyorum. Bu vazife için daha güçlü birisinin seçilmesini çok arzu ederdim. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Ey insanlar! Eğer vazifemi hakkıyla yerine getirirsem bana uyun ve bana yardım edin. Eğer kötülüğe saparsam beni doğru yola getirin. Doğruluk emanettir, yalancılık da hıyanettir. İnşallah içinizde en zayıfınız, kendisinin hakkını alıncaya kadar yanımda en güçlünüz olacaktır.
İçinizdeki en güçlünüz de, üzerine geçirdiği hak kendisinden alınıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat edin. Allah ve Resulüne isyan ettiğimde bana itaat etmeniz gerekmez. Kendim ve sizin için Allah'tan af ve bağışlanma diliyorum. 7. Hz. Ebu Bekir, halife olduktan sonra büyük bir titizlikle ve Peygamber Efendimiz'e sadakada üzerine düşen vazifeleri yapmaya koyuldu. İlk işi, Peygamberimizin yapmak isteyip de ömrünün vefa etmediği Hüsame ordusunu Şam'a göndermek oldu. Sahabilerin ileri gelenlerinden bazıları o sırada meydana çıkan, yalancı peygamberler, meselesini ileri sürüp, ordunun sefere çıkmasının biraz geciktirilmesi, istikametinde görüş beyan etmişlerdi. Bunlara karşı halifenin cevabı şu oldu. Allah'a yemin ederim ki, eğer kaplanlar ve kurtların Medine'ye gelip beni parçalayacaklarını bilsem, yine Resulullah'ın emrini yerine getireceğim. Çünkü Resulullah, Hüsame ordusunu mutlaka gönderin, buyurmuştur. Hz. Ömer'in Hüsame'yi genç bulup daha yaşlı birinin kumandan olmasını teklifi üzerine de. Ey Hattab'ın oğlu! Hüsame'yi Resulullah kumandan tayin ettiği halde, bu kararı ben nasıl değiştirebilirim? Dedi. 8. Hüsame ordusu, Ebu Bekir'in, R.A. verdiği talimatla hareket etti. Bunlarla karşılaşmadı. Fakat geri dönerken, dinden dönen Huzalılardan bir grubu bozguna uğrattı. Böylece hem Resulullah'ın emri yerine getirilmiş, hem de baş gösteren büyük bir fitneden Müslümanlar kurtarılmış oldu. Artık Hz. Ebu Bekir devletin reisi ve Resulullah'ın halifesiydi. Kızı ve Resulullah'ın hanımı Hz. Ayşe, babasının hilafeti hususunda şu ibretli sözleri söylemiştir. Bu vazife öylesine ağır bir yüktü ki, eğer dağların üzerine çökseydi onları paramparça ederdi. Fakat Hz. Ebu Bekir bu ağır vazifeyi Allah'ın yardımı ve müminlerin desteği sayesinde en mükemmel şekliyle yerine getirdi. Halifeliği müddetince Kur'an ve hadiste açık bir delil bulunmayan hususlarda sahabilerden gerekli gördükleriyle istişarede bulundu. Hz. Ebu Bekir son derece iyi bir idareciydi, işlere kabiliyet ve ehliyetli olanları tayin ederdi. Mesela maliye işlerine, Peygamber Efendimizin, ümmetin emini, dediği Ebu Übeyde bin Cerrah'ı tayin etti. Adalet timsali Hz. Ömer'i hukuk işlerine, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit'i de kayıt ve yazışma işlerine memur etti. Hz. Ebu Bekir, idaresini üzerine aldığı halkın durumunu teftiş etmek için geceleri dolaşır, zayıf ve kimsesizlerin yardımına koşardı. Salih el-Gıfari bununla ilgili bir hatırasını şu şekilde anlatır. Yaşlı ve ama bir kadının bakımını Hz. Ömer üzerine almıştı. Kadın kimsesizdi. Hz. Ömer yiyecek ve içeceğini bizzat kendisi götürür, işlerini görürdü. Bir gece baktı ki, kendisinden önce biri gelip kadıncağızın bütün işlerini görmüş. Ertesi gün erken davranıp vazifesini yaptı ve gizlendiği yerde beklemeye başladı. Bir de baktı ki, müminlerin halifesi Ebu Bekir geliyor. Gizlendiği yerden çıktı ve duygulanarak, demek sendin, ey müminlerin emiri. 9. Hz. Ebu Bekir, vali ve ordu komutanlarına sözlü ve yazılı tavsiyelerde bulunurdu. Bir defasında İkrime'ye, R.A. şu ibretli tavsiyede bulunmuştur. Yapacağım, dediğin şeyi yap, söz verince, vaadini yerine getir. İkaz etmekten korkma, fakat bunu yaparken neyi söyleyip neyi söylemeyeceğine dikkat et. Suçluya hak ettiği cezadan fazlasını verme, hak edene de ceza vermeyi geciktirme. Halife seçildikten sonra ailesinin geçimi için devlet hazinesinden maaş almayı hiç düşünmemişti. Geçimini ticaret yaparak karşılamak istiyordu. Halife seçildikten sonra bir gün ticaret için pazara gidiyordu. Hz. Ömer'le karşılaştı. Hz. Ömer, kendisine Beytülmal'den maaş bağlanmasını teklif etti. Hz. Ebu Bekir, aldığım paranın karşılığını ödeyememekten korkarım, dedi. Fakat Hz. Ömer, vaktinin ancak devlet işlerine yeteceğini, ticaret yapmaya artık vakti kalmayacağını söyledi. Ve onu hazineden geçimi kadar maaş almaya ikna etti. Hz. Ebu Bekir, halifelikte kaldığı için bir müddetince hazineden maaş almıştı. Fakat vefat ettiğinde aldığı maaşın hepsinin hesap edilerek tamamıyla mirasından karşılanmasını vasiyet etti. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde yaptığı hizmetler kısa dokunlardı. Daha peygamber